Merhaba Tarih Alem programı izleyicileri. Bir başka programda beraber olduğumuzdan dolayı mutluluklarımızı ifade etmek istiyorum. Bu hafta malum İstanbul'un fethi, Fatih, bir çağ açan, bir çağ kapatan imparator, Osmanlı Devleti'ni imparatorluk haline getiren bir savaş dahisi, bir mühendis, aynı zamanda bir jeopolitik uzmanı. Bugün vaktimiz yettiği süre içerisinde Fatih ve Fethi'yi ele alacağız. Konuklarımız tarih bölümünün çok değerli öğrencileri Hatice, Gülçin ve Anıl. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Dilerseniz vakti tasarrufu kullanmak adına Hatice senden başlayalım. İkinci Mehmet diyoruz. Biz daha Fatih olmadı. Fatih'in çocukluğu hakkında neler söylemek istersin? Hocam 30 Mart 1432 yılında Edirne'de doğduğunu biliyoruz. Babası 2. Murat, annesi de Hüma Hatun'dur. Doğduktan sonra Daya Hatun diye bir dadısı var. Ona bakımını teslim ediyorlar. 2. Murat Fatih'in yani Mehmet'in eğitimine çok önem veriyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet okumayı ve öğrenmeyi okumayı ve öğrenmeyi tercih etmek yerine harp sanatına daha düşkün. Evet. Bunun için çeşitli hocalardan ders de alıyor. Ancak biraz hareketli bir çocuk olduğu için 2. Murat da daha sert yapılı bir hoca getiriyor. Molla Gürani'yi. Evet. Hatta bazı kaynaklarda kendisine bir değnek verip kendisine hani saygısızlık yaparsa kullanması gerektiğini bile belirtiyor. Daha sonra Molla Gürani derslerinde hani ilk başta dalga geçmeye falan çalışıyor hocasıyla. Ancak derslerindeki gösterdiği işte incelemeler dolayısıyla eğitime onu etkiliyor. Yani eğitime, öğretime önem vermesini sağlıyor. Daha çok medrese hocalarından ders aldığı için İslam ve ilim konusunda daha yetenekli ve öğrenimi fazla. Hani ders konusunda öğrenimi fazla. Çocukluğunda Edirne'de ilk başlıyor. Sonra Amasya'ya, yani 2 yaşında Amasya'ya gidiyor. Ondan sonra 6 yaşında da abisinin ölümü üzerine Rum hanedanlığına üye oluyor. Evet. Eğitimi bu şekilde. Aynen. Hatta bir anekdot anlatılır. İşte hocasına karşı geliyor. Babası diyor ki padişah biz diyor ben de bir gideyim falan diyor. Tabii daha önceden biliyorlar. Padişahla işte 2. Mehmet hocasına şikayete gittiklerinde hocası babasını da kovuyor. Ondan sonra Fatih'e diyor ki babası oğlum diyor görüyorsun diyor beni de diyor hoca dinlemiyor. Dolayısıyla diyor hocanın diyor dediklerini yapmaktan başka bir çaremiz yok diyor. Dolayısıyla böyle bir eğitim veriliyor. Demek ki iyi bir başlangıç yapıyor Fatih. Tabii şehzadelik dönemi ortaya çıkacaktır Fatih'in bu süreç içerisinde. Şehzadelik dönemiyle alakalı Gülçin sen ne söylemek istersin? Dönemin en üst alimlerinden iyi dersler almıştır. 1443 yılında henüz 11 yaşındayken idari yönden tecrübe kazanması için Manisa Sancakbeyliğine tayin edilmiştir. Vali olanak atanmıştır. Peki niye Manisa'ya tayin ediliyor? Ne oluyor Manisa'da? Yani neden orada sancaklara atanıyorlar? Herhalde tecrübe kazansın. İşte devlet yönetiminde... Devlet yönetimini oradan alsın. Tabii oradan alsın. İşte çeşitli bölgelerde biliyorsunuz Osmanlı idari sisteminde tahta çıkmadan önce genç şehzadeler o bölgenin farklı niteliklerini öğrensinler. Siyasi tecrübe kazansınlar, idari tecrübe kazansınlar diye bu tür bir ne diyelim idari organizasyonla karşı karşıya kalıyorlar. Manisa'nın seçilmesinin gerekçesini, Manisa Ege bölgesinin en önemli noktalarından bir tanesi. Buradaki hayatı nasıl oluyor genç 2. Mehmet'in diyelim? Burada fıkıh, kelam, coğrafya. Yine eğitime devam ediyor. Evet, eğitimi çok iyi derecede alıyor. Daha sonra savaş eğitimlerini de almıştır burada. Zaten kendisi daha çok harp yönelimine devam ediyor. Daha sonra 12 yaşına geldiğinde Fatih Sultan, o zaman da 2. Mehmet Mehmet. Daha Fatih unvanını almıyor. Babası 2. Murat'ın işte Macarların Balkanlarda ilerlemesi, İskender Bey'in Arnavutluk'ta çıkan isyanı alevlendirmesi, Karamanlıların Beyşehir, Akşehir, Seydişehir ve Ankara bölgesini işgal etmesi
ve Karamanoğlu İbrahim Bey ile yapılan anlaşma gereği Beyşehir Akşehir'in İbrahim'e verilmesi ve en önemli sonuç olarak oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine Ağustos 1444 yılında 2. Murat tahtı oğluna devrediyor. Evet. Daha sonra 2. Murat tahtı devrettiği için Osmanlı tahtında otorite boşluğu meydana geliyor. Ve bundan yararlanmak için Venedik, Papalık, Eflak ve Macar orduları daha önce yapmış oldukları Edirne-Segedin anlaşmasını işgal ederek, ihmal ederek Edirne'yi tehdit altına alıyorlar. O dönemde devlet yapısını 2. Murat Çandarlı Halil Paşa'ya devretmiştir. Çandarlı Halil Paşa ısrarları ile bu akınlardan dolayı Çandarlı Halil Paşa'nın ısrarları ile Edirne'de 2. Murat tekrar ordunun başına geçiriliyor. 10 Kasım 1444 tarihinde Varna önlerinde meydana karşı karşıya geliyorlar. Ve Macar Kralı Ladistas'ın kafasının kesilmesiyle birlikte zafer alıyorlar. Bu zaferin ardından tekrar 2. Murat Manisa'ya gidiyor. Manisa'ya gittiği sırada 18 Şubat 1846 tarihinde Osmanlı'da ilk defa Edirne Buçuktepe isyanı ortaya çıkıyor. Bu isyanın çıkma sebebi maaşlarını alamamaları ve akçenin o zaman da değer kaybetmesinden dolayı. Çandarlı Halil Paşa çok sıkı bir 2. Murat taraftarı olduğu için bu isyanı onun yaptığı düşünülüyor. 2. Murat'ı tekrar tahtta görmek istediği için. O zaman ben şöyle bir soru sorayım. Neden Çandarlı 2. Murat'ı tutuyor? Hocam o dönemde çünkü Çandarlı'nın da rakipleri var. Karşı rakipler ve 2. Murat da devleti ona şey yaptığı için, verdiği yani için. Genç Fatih'e veya 2. Mehmet'e güvenmiyorlar. Güvenmediği daha çocuk, için. Bir devlet daha aklı, çok küçük yaşında hocam, devlet 12. aklı söz konusu. Dolayısıyla devlet aklı olarak deniliyor ki işte genç 2. Mehmet Paşa geçerse biraz önce saydım. Bu tehlikeler ortaya çıkar. 1402'deki o Timur'un travması hala atlatılabilmiş değil. Değil. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıya kalmayalım diyerek böyle bir garantici, bürokratik vesayet anlamında 2. Murat'ın daha doğru olacağı öngörülüyor. Sonra ne oluyor? Sonra tekrar tahta geçiyor hocam 1446 yılında ve Fatih Sultan Mehmet'i, şimdiki adıyla 2. Mehmet'i Manisa'ya tekrar gönderiyor. 1448 yılında babasıyla beraber Şehzade Mehmet Kosova Savaşı'na katılıyorlar. 2. Kosova Savaşı'na ve burada da zaferle ayrılıyorlar. Ve 3 Şubat 1451 tarihinde 2. Murat'ın vefatı üzerine Fatih 30 yıllık saltanat tahtına tekrar oturmuş oluyor. Başlayacak oluyor. Evet hocam. Peki sonra ne tür çalışmalar yapıyor? Tahta geçti Fatih. Artık birinci dönemden derslerini aldılar. Onun arkadaşımız. Evet, daha sonra hazırlıklar başlıyor. Tabii genç 2. Mehmet tahta geçtiği zaman hemen benimsenmiyor. Kendi otoritesini kabul ettirmesi lazım. Bir kızıl elma ülküsü söz konusu. Biliyorsunuz Türklerde Osmanlı Devleti'nde bir kızıl elma ülküsü vardır. Önce Bursa, sonra işte İstanbul ve daha sonra Roma olarak adlandırılan bir ülkü var. Dolayısıyla genç 2. Mehmet artık Osmanlı Devleti'nin ortasına kalmış olan, aynı zamanda bir güvenlik sorunu olan, jeopolitik açısından da mutlaka alınması gereken bir coğrafya, işte İstanbul o dönemde alınması gerekiyor. Fatih'in, daha doğrusu 2. Mehmet'in bundan sonraki hedefi İstanbul'un alınması noktasında odaklanacaktır. Hazırlıklar hemen başlıyor. Hazırlıkları nasıl yapıyorlar? Bunu hanginiz? Hocam ben söz almak Buyurun. İstiyorum. Hocam ilk önce hazırlığın sebeplerinden ben başlamak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ilk öncelikli sebebi ticaret. Ticaret açısından evet. önemli olduğu için İstanbul'u fethetmek istiyor. Bir de Bizans'ın Osmanlı'da karışıklık yaratmaya çalışıyor. İşte hanedanları falan birbirlerine düşünmeye çalıştığı için bir başka sebebi de bu diyebiliriz. Yani ticaret niye önemli İstanbul'da mesela? Hocam çünkü ticaret yollarının üzerinde bulunuyor. Ya Venedikliler var, Cenevizliler var. İşte Karadeniz'le Marmara vasıtasıyla Ege Denizi'ni birleştiriyor. Hı hı. Aynı zamanda doğu batı ekseniyle kuzey güney aksını birleştiren deniz yolu noktasında İpek önemli. İşte İpek yolu biraz evet. önce bahsettik.
ticareti koyduk. Başka? Evet. Bir de dini açıdan Hazreti Peygamber'in hadisini örnek evet. alıyor. Diyor neydi ki, o hadiste? Ne diyorlardı? İstanbul diyor elbet fethedilecek diyor evet. hadiste. O orayı diyor fetheden ne güzel padişah ne güzel askerdir evet. diye bu hadisi bir hadisi şerifin var. Şerif'in müjdelediği asker olmak. Aynen. Ana hedeflerden bir tanesi bu. Evet. Bu gibi nedenleri sıralayabiliriz. Bundan sonra 1451 yılında Fatih Sultan Mehmet hazırlıklara başlıyor. Evet. Hazırlıklara başlıyor. İlk önce dedesi Beyazıt'ın Anadolu Hisarı'nın karşısına Boğaz Kesen veyahut da diğer adıyla Rumeli Hisar dediğimiz hisarın yapılmasını istiyor. Evet, Yıldırım Beyazıt zamanında Anadolu Hisarı yapılmış. Aynen. Bunun karşısına Rumeli Hisarı'nın yapılması. Hı-hı. Neden? Boğazı kesiyorlar değil aynen. mi? Yani hem Boğazı Anadolu, Osmanlı denetimi altına alıyorlar. Evet, hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından Boğaz kesiliyor. Aynen. Evet. Rumeli Hisar yapıldıktan sonra İstanbul'a giriş çıkışı yasaklıyor. Ne içerideki kişi dışarı çıkabilecek, ne de dışarıdaki kişi içeri girebilecek. Bu şekilde bir yani önlem bir abluka evet, abluka altına alıyor. Evet. Ondan sonra top üretimine başlanıyor. Toplar üretildikten sonra İstanbul'da surların önüne götürülmesi isteniyor Fatih Sultan Mehmet tarafından. Tabii toplar da o döneme kadar toplar biliniyor, kullanılıyor. Aynen. Fatih'in İstanbul'un fethindeki top teknolojisi biraz daha ileri daha seviye. Büyük seviyede. Artı yeni teknolojiler ortaya konuluyor herhalde değil mi? Evet. Mesela evet. bunlardan bir tanesi işte özellikle Zahanos Paşa'nın Rumeli Hisarı'nda kullanacağı o sektirmeli toplar var. Deniz evet. yüzeyinden sekerek gülleler vasıtasıyla gülleler sekerek hı hı. işte oradan geçmeye çalışan gemileri tehdit ediyor, etkisiz hale getirecektir. Başka Şahi topu aynen. O döneme kadar hiç o büyüklükte bir top yapılmamış. En önemli ve en büyük top olarak en büyük geçiyor. Toplardan bir tanesi. Havan topu var Havan hocam. Topu. Muhasara Havan topu, topu ne mesela? Hocam, ne işe yarıyor? Osmanlı Devleti'nde ilk defa İstanbul Fethi'nde kullanılan top olarak geçiyor. Evet, görmeden sektirme usulüyle aynen. yukarıdan atış yaparak hı hı. engellerin arkasını aşma kabiliyetine sahip olan bir top şekli. Mesela hı hı. Edirne Kapı'dan işte havan topları ateşleniyor ve burada Haliç'teki bazı noktaların vurulması hedefleniyor. Tabii bu o döneme kadar uygulanmış bir teknoloji değil. Fatih'in bizzat kendisinin belirli top projelerinde görev aldığını, bizzat müdahale ettiğini Şahi de... Şahi topların çiziminde evet, de bunu görev da, aldığını. Bunu da biliyoruz. Macaristan'dan, Sırbistan'dan konuyla alakalı evet. uzmanlar getirtiliyor. Tabii bu teknoloji, bu top teknolojisi İstanbul surları açısından da, surların açılması açısından da son derece önemli olacaktır. Başka neler yapıyor? Hocam surlara topların taşındığını söylemiştim. 60 manda ve toplar kaymasın diye 200'er kişilik birlikle gönderiliyor toplar surların oraya. Evet. Karaca Paşa tarafından teslim alınıyor bu toplar. Evet. Ondan sonra İstanbul'un fethine duyuruluyor ve gönüllü kişileri çağırıyor hocam. Hani birlik oluşturmak için, birlik evet. oluşturmak adına. Ondan sonra 23 Mart 1453 yılında Edirne'den harekete geçiyor. Çanakkale Boğazı'nın orada Anadolu birliklerini de birlikte alıp 6 Nisan'da İstanbul önlerine yani geliyor ve surların orada hani abluk altına alıyor İstanbul'u öyle diyebiliriz. Evet, hazırlıklar daha hazırlıklar, çok Edirne Kapı, evet. Bayrampaşa değil mi? Evet. Eğri Kapı, hı hı. Topkapı açıklarında bu konuşlanmalar yapılıyor. Evet 14 gruba ayrılıyor evet, toplar. Evet 14 gruba ayrılıyor. İşte Yeniçeri askerleri var, hı hı. azaplar var, işte gönüllüler evet. var. Gönüllüler tabii daha çok geri hizmetlerde, hı hı. lojistiklerin sağlanması noktasında değerlendirilecektir. Özellikle Topkapı ve Edirne Kapı'ya ayrı bir önem veriliyor. Ayvansaray ve Eğri Kapı, evet. Beydikule kısımlarına da belirli kuvvetler yığınaklanma yapılacaktır. Evet. Sonra ne oluyor? Toplar geldikten sonra hocam ilk önce tebliğ gönderiyor. Yani teslim ol çağrısı veriyorlar. Evet. Fakat imparator tarafından reddedilince artık hani mücadele başlamış oluyor. Ancak evet. ilk mücadelede bir sonuç alınamıyor. 6 Nisan'da başlayan mücadelede. Evet. Ondan sonra
Hazırlıklar bu şekilde hazırlıklar başlıyor, bu şekilde işte tebliğ başlıyor. Yapılıyor. Tabii bir de deniz tarafı var, değil mi? Evet. Yani sadece karadan İstanbul'un alınması söz konusu değil. Biliyorsunuz daha önce de İstanbul çeşitli defalar kuşatıldı. Osmanlı padişahları tarafından da kuşatıldı. Hı. Ondan sonra İslam devlet adamları tarafından da kuşatıldı ki bunların en önemli sembol şahsiyetlerinden bir tanesi Eyübel Ensari'dir. Evet. Biliyorsunuz İstanbul'un kuşatmalarından bir tanesinde şehit oldu ve bugün bizim Eyüp Sultan olarak adlandırdığımız bölgede meftundur. Çok sayıda sahabenin de İstanbul'un çeşitli defalar kuşatılması girişimleri noktasında şehit olduklarını biliyoruz. Tabii Fatih Sultan Mehmet bunu bildiği için sadece kara yoluyla İstanbul'un daha doğrusu kara kuvvetleriyle veya karadan kuşatmayla İstanbul'un alınamayacağını bildiğinden dolayı denizden de hazırlıklar yapılacaktır eş güdümlü olarak. Biraz da deniz kuşatmasından, deniz harekatından bahsedelim. Bu konuda Anıl bir şey söylemek ister misin? Evet hocam. 23 Nisan'da Fatih Edirne'den yola çıkmadan önce Baltoğlu Süleyman Bey'e Gelibolu'da bir donanma kurmasını rica ediyor. Burada evet. Baltoğlu Süleyman Bey kaptanı derya olarak görev yapmakta ve Gelibolu'da donanma hazırlıklarına başlıyor. Fatih II. Mehmet 23 Nisan'da Edirne'den yola çıkarken aynı şekilde verdiği bir emirle de Gelibolu'dan donanma İstanbul'a doğru harekete geçiyor. Evet. Burada çeşitli kaynaklarda işte daha fazla olduğunu söyleniyor ama ortalama 150 ile 300 tane geminin yani kadırganın olduğu söyleniyor. 20 bin tane askerin olduğunu kaynaklarda yine geçmektedir. Yine 6 Nisan'da Gelibolu'dan çıkan donanma 6 Nisan'da İstanbul'a ulaşıyor. Evet. Ulaştıktan sonra ilk başta 2. Mehmet Balta Limanı'na da üs edinmesini emirini veriyor ve Gelibolu'dan gelen donanma Kaptan Derya'nın öncülüğünde Balta Limanı'nda kendisinin de isminin orada aldığı söyle Baltoğlu Süleyman Bey'in Balta Limanı'nda üst ediliyor bir merkez haline geliyor. İlk saldırı bu sefer de 9 Nisan'da Haliç'e girme teşebbüsünde bulunuyor donanma fakat başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ertesi zaman bu sefer ilerleyen dönemlerde de 17 Nisan'da Baltoğlu Süleyman Bey bu sefer Büyükada'yı fethedecektir. Büyükada'yı fethettikten hemen 3 gün sonra 20 Nisan'da Ege Denizi'nde büyük bir savaş meydana geliyor. Burada Bizans daha önce Cenevizlilerden yardım istemişti. Yani daha doğrusu Papalık'tan, İtalyan Devleti'nden ve Cenevizlilerden yardım istemişti. Ama Papalık ve İtalya Devleti ilk başta yardım etmeyeceğini söyleyip sadece Cenevizliler 26 gemiden oluşan 700 kişilik bir askeri kuvvet göndereceğini söylemişti. Evet. Justinian tarafından önderliğinde. Ege Denizi'nde 3 tane kadırgalık Ceneviz kalyonuyla savaşa tutuluyor. Burada 2. Mehmet bunun asla Haliç'e girilmemesi gerektiğini çünkü askeri mühimmat asker ve askeri mühimmat taşıdığından dolayı Bizans'ın çok önemli bir kaynak o. Dolayısıyla Haliç'e asla girilmemesini Kaptan Derya Baltoğlu Süleyman Bey'e bunun acilen durdurulmasını emrediyor. Fakat Baltoğlu Süleyman Bey bunu durduramayıp kalyonlar Haliç'e ulaşıyor. Ulaştıktan sonra çeşitli kaynaklar öldürülmesi gerektiğini, emrini verdiğini, kimi kaynaklarda onu gürzüyle, topuzuyla dövüp azlettiğini söylemektedir. Hapsediliyor değil mi? Hapsediliyor. Evet. Önceden bir tabii ki bunun bir cezasının olacağını söyleyip, işte kimi kaynaklarda direkt öldürülmesi gerektiğini, kimi kaynaklarda dövüldüğünü önce evet. Ama çeşitli devlet erkanının araya girmesiyle azlediliyor, hapsediliyor. Evet. Daha sonra Hamza Bey zaten tayin edilmektedir. Bundan sonra... Tabii Bizans için Haliç zayıf bir nokta. Biliyorsunuz 1204'te Latin istilasında 2 haftada İstanbul'un düşmesinin sebebi Haliç'ten daha çok evet. bir harekat. Surlar zayıf. Surların evet. zayıf olduğuna da harekatın yapılmasından dolayıydı. II. Mehmet'ten bunu bildiğinden dolayı hem surların daha sağlam olmasından hem de Bizans'ın Haliç'ten girilmemesi için bir zincir çektiğinden dolayı evet. gemileri karadan yürütülme fikri gelişiyor. Gemilerin karadan ne zaman yürütüleceğine dair net bir tarihi bilgi elimizde yok. Ama ancak yaklaşık 70 tane kadırganın işte 22 Nisan'da taşınıp Tophane ile Kasımpaşa arasında evet. taşınıp kazıklar yardımıyla taşınıp Haliç'e indirildiği biliniyor. Hatta ilk başta Bizans bunlara çok şaşırıyor. Kısa burada bir süre Zanos zarfında. Burada Zanos Paşa'nın da büyük tabii, katkıları büyük oluyor. Katkıları Onu var. Da burada anmak gerekiyor. Evet. Zanos Paşa'nın da büyük katkıları var. Bizans bu duruma çok şaşırıyor. Kısa bir süre içerisinde nasıl 70 tane kadırganın
buraya geldiğiyle ilgili büyük bir infial yaratıyor. Çünkü imparatorluk içerisinde infial yaratılıyor. Burada başka bir husus, şuna bakmak gerekiyor. Bizans ordusu 8.000 ile 9.000 kişi arasında, evet, o dönemde savunan var. 8.000 ile 9.000 kişi. Kimi kaynaklarda sonradan bunun 11.000 kişiye, 12.000 kişiye arttırılacağı ile ilgili kaynaklarda çeşitli görüşler var. 26 tane geminin olduğunu, Bizans'a ait 26 tane geminin olduğunu biliniyor. Osmanlı'nın da tabii oryantalist yazarlar tarafından 200-250.000 ordunun olduğu, ancak modern kaynaklara göre artık biz 40.000 ile 50.000 kişilik bir Osmanlı kuvvetinin olduğunu, 140 ile 300 arasında değişen de bir geminin olduğunu bilmekteyiz. Bu aralarda da zaten kuşatmalarda sürerken Akşemseddin ile 2. Mehmet'in de bir mektuplaşması var. Mektuplaşması var. Buraya geçmeden önce gemiler biliyorsunuz Haliç'e geldikten sonra Haliç'te gemiler birbirine bağlanarak işte bunların üzerine top monte edildiğini, bu toplar vasıtasıyla Haliç'in o zayıf olan surlarının dövüldüğünü. Dolayısıyla özellikle Edirne Kapı, Topkapı bölgesinde surlarda bulunan Bizans savunma askerlerinin bu bölgelere kaydırıldığını, bu da özellikle Bizans'ın savunma hatlarını yumuşattığını, dengelerini bozduğu noktasında, tabii paniğin oluşturduğu noktasında ifadeler söz konusu, anlatılar söz konusu. Tabii şunu da ilave etmek gerekiyor. Orhan Bey var biliyorsunuz o dönemde Bizans'ın içerisinde, Bizans kuvvetleri arasında Bizans'ın surlarının savunulmasında önemli bir rol oynuyor. Bu da tabii siyasetin o dönemde de çok etkili olduğunu, tabii ki. Dolayısıyla Fatih'in sadece Bizans imparatorlarıyla değil aynı zamanda Şehzade Orhan Bey'le de bir mücadele içerisinde olduğunu belirtmekte yarar var. Tabii Akşemseddin, Fatih'in önemli hocalarından bir tanesi. Moral motivasyonun sağlanması açısından çok önemli katkıda bulunuyor. Tabii burada şunun da altını çizmek gerekiyor. Biraz önce Hatice bahsetti, işte kara kuvvetleri, şu kadar top var, bu kadar asker var. Sen de şeyden bahsettin, donanmadan bahsettin. Fethin önemli noktalarından bir tanesi de inanç meselesi. Yani o ruha sahip olmanız gerekiyor. Askerinizi motive etmeniz gerekiyor. Arkanızda manevi bir destek olması gerekiyor. Bu desteği de önemli ölçüde Akşemseddin, Molla Gürani gibi, Molla Hüsrev gibi Fatih üzerinde etkisi olan din adamları, bilim insanlarının bulunduğunu da ifade etmek gerekiyor. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli Tarihi Alem programı izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olmak umuduyla. Merhaba Tarihi Alem programı izleyicileri. İkinci bölümde tekrar beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birinci bölümde Fatih'in çocukluğu, şehzadelik dönemi, eğitim hayatı, İstanbul'un alınmasının temel nedenleri, daha doğrusu İstanbul'un fethine giden sürecin başlangıcını değerlendirdik. En son Akşemseddin'in Fatih'e bir mektubu söz konusuydu. Moral, motivasyon açısından son derece önemliydi. İnancın, manevi hususiyetleri ne kadar önemli olduğunu gösteren bir mektuptu, bir motivasyon kaynağıydı. Fatih ve fetih aynı zamanda inancın bir yansımasıdır. Eğer bir konuya inanmazsanız, o konu üzerinde yoğunlaşmazsanız başarıya ulaşmanız söz konusu değildir. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesini genç Fatih verecektir. Nitekim kuşatma esnasında yaşanan bir başarısızlıktan dolayı Fatih'in Zeytinburnu açıklarında atıyla denize yürüdüğünü, ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u sözünü söylediği, dolayısıyla konuyu ne kadar içselleştirdiğini göstermesi bakımından da bu örnek önemlidir. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Mektup konusunda Gülçin ne söylemek istersin?
Bu mektupta 20 Nisan 1453 tarihinde Bizans gemisi ve Cenevizlere ait 3 geminin Osmanlı donanmasını mağlup edip Haliç'e girmesi üzerine halktaki Osmanlı halkındaki üzüntüyü ve Bizanslıların sevinmesine ve bundan rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Deniz Muharebesi'nde yaşanan mağlubiyetin ardından Akşemseddin Fatih'e müjdelenen fetih için geç kalmadığını ve sert tavrından hiçbir zaman taviz vermemesi gerektiğini söylemiştir. Baltoğlu Süleyman Paşa komutasındaki 147 donanma gemisinin Osmanlı'nın 4 gemiyi geçip İstanbul'u almasıyla halktaki hayal kırıklığı, üzüntü ve fetih olan inancı. Yani askerlerin motivasyonunda bir bozulma görüyor. Evet zaten hocam. Onun haricinde lider biraz da böyle oluyor değil mi? Yani zamanında müdahale, işte askerin moral motivasyonunu yeniden yükseltebilmesi bu önemli ölçüde işte bu Akşemseddin'in mektubu üzerine olacaktır. Evet, devam et kaldığın yerden. Müjdelenen fetihin geç kalındığında yapılan eleştirilere de bu mektupta değinilmiştir. Daha sonrasında askerlerinin ve Fatih Sultan Mehmet'i destekleyen kişilerin ve Fatih Sultan Mehmet'in özellikle fetih için hiçbir zaman umudunu kaybetmemesi gerektiğini mektupta söylemiştir. Ve mektupta hani gavur halkının sevindiğine dair bir yazı söylemiştir. Hani gavurlar seviniyor ve fetih için asla vazgeçme demiştir. Evet. Bazı kaynaklara göre şu an bu mektubun orijinali Topkapı Sarayı'nda deniliyor. Evet. Ama kesin bir belge yoktur. Evet. Mektup bu kadar. Mektubun motivasyon kaynağı olduğu açık bir gerçek. Tabii mektup da Fatih'e ulaştı. Fatih gerekli tedbirleri aldı. Asker üzerinde daha yoğun bir motivasyon uygulaması başlattı. İşte hatalardan ders alındı ve artık son taarruza başlayacaktır. Son gelişmeler nasıl oluyor Hatice? Hocam Halil Paşa'nın ısrarıyla yine bir teklif gönderiyorlar teslim ol çağrısı üzerine. Yine bir ret cevabı alınca Zanos Paşa hazırlıklara başlıyor. Hazırlıkları tamamladıktan sonra 29'unda İstanbul'a artık giriş yapıyorlar. Mücadele başlayıp İstanbul'a giriş yapıyorlar. Zaten artık bir direniş kalmadığı için hani çabucak alınıyor yani mücadelede. Girdikten sonra Fatih Ayasofya'yı camiye çeviriyor ve orada ilk namazını kılıyor. Diyor ki artık bu İstanbul diyor benim tahtımdır diyor. Ve gerekli hazırlıkları da yaptıktan sonra 30 Mayıs'ta bitiriyor yani tamamını aldığını fetih söylüyor. Tabii bitiriyor. Burada özellikle tabii o süreçte Yeniçerilerin büyük katkısı oluyor. Azapların büyük katkısı oluyor. Lağımcılar var biliyorsunuz. Tüneller açıyorlar surların altına. İşte mesela Topkapı surlarının işte özellikle Edirne Kapı, Adrianus Kapı, Edirne Kapı surları, Bayrampaşa Likos Deresi bölgesindeki surlara lağımlar kazılıyor. Lağımlar belki surları tam etkisiz hale getiremiyor ancak şeyleri bozuyorlar, insicamı bozuyorlar. Motivasyon kaynakları kayboluyor. Burada karşımıza bir şey çıkıyor, surlar çıkıyor. Değil mi? Surların önemi, İstanbul'un bu konudaki en önemli savunanlar açısından avantaj, saldıranlar açısından da dezavantaj oluşturan surlar. Surlar üzerinde ne söylemek istersin Gülçin? İlk surlar şu an Topkapı Sarayı'nın bulunduğu mevkide olan Ligos şehri M.Ö. 9. yüzyılda alınmıştır. Evet. Ve daha sonra bu şehri işgal eden M.Ö. 660 yılında Mearas Bizans şehre kendi adını vermiştir. Ve Saraybunlu'ndaki ilk tesis olan Akropol'u da içine alacak şekilde bir sur yapmıştır. Evet. Bu sur o zaman da Ahırkapı Feneri'nden başlayarak Sirkeci Limanı'na kadar aşağıya iner. Tamam. İkinci suru Bizans İmparatoru Septim Sever tarafından bu sur genişletilerek yapılmıştır. Bu ikinci surda balık pazarından başlayarak Bizans surları ile birleşir. Üçüncü suru ise Büyük Konstantinos İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapmaya karar verince burayı düşmanlarına karşı savunmak için yapmıştır. 328 yılında bugünkü Suriçi dediğimiz yeri de içine alarak Haliç'ten başlayarak Marmara Denizi ve oradan Kara Surları ile birleşir. Evet. İstanbul'u oluşan 3 ana sur hattı vardır. Birincisi Kara Surları. Karadan gelebilecek tehlikeyi engellemek için yapılmıştır. En güçlü savunma hattıdır. 6,5 kilometre uzunluğundadır. Yani buralar daha kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. Yedi Kule'den değil mi? Yedi Kule. Evet hocam. Ondan sonra Topkapı, Edirne Kapı hattından Haliç'e kadar uzanan kısım.
Doğru mudur? Evet. Yani buralar ana konular. Buyurun. Kara surları kendi içinde üçe ayrılıyor. Ana surlar yüksek ve kalın duvarlıdır. Surların en dış katmanıdır. Tabii, buraların tabii önünde hendekler var. Hendeklerin içinde sular dolduruluyor. Evet. İkincisi iç surlardır. Kısa ve kalın duvarlıdır. Üçüncüsü de hendektir. Surların önünde çukurlar. Bu düşmanların işgalini yavaşlatmak ve engellemek için yapılmıştır. Tabii. İkinci sur altın boynuzu, yani şimdiki adıyla Haliç surları. Evet. Bu da denizden gelen saldırıları yapmak için, engellemek için yapılmıştır. Üçüncüsü de Marmara surları. Bu da Haliç gibi denizden gelen surları engellemek için yapılmıştır. Kara surları deniz surlarına nazaran daha yüksektedir. Bu da tehlikenin nasıl karadan geleceğine işarettir. Bu surlara en büyük hasarı o dönemki depremler vermiştir. Benim surlarla ilgili anlatacaklarım tabii, bu kadar. Tabii Fatih'in burada topları, işte özellikle Şahi topunun atışları surların dengesini bozuyor. Moral, motivasyon önemli ölçüde kaybediyor. Kaybettirmesine yol açıyor. Bir panik havasının oluşmasına yol açıyor. Biraz önce de ifade ettik. Lağımlar veya tüneller vasıtasıyla surlar patlatılıyor. Aslında biliyorsunuz tabii imparatorluk düşüncesi, network son derece önemli. Sırbistan'dan yaklaşık 2000'e yakın gümüş madeninde çalışan madenciler getiriliyor. Bunlara lağım kazdırılıyor. Bu da ne kadar geniş bir lojistiğin olduğunu, hazırlıkların hangi aşamalardan geçirilerek getirildiğini ortaya koyuyor. 29 Mayıs 1953'te İstanbul alındı. Fatih Topkapı'dan İstanbul'a giriyor. Tabii İstanbul halkı büyük bir heyecan içerisinde. İşte ne yapılacak vesaire noktasında tereddütleri söz konusu. Bundan sonraki süreçte İstanbul alındıktan sonra Fatih biliyorsunuz Ayasofya'ya gidecektir. Ayasofya'nın cami haline getirilerek işte burada bir cuma namazı kılınıyor. Tabii Ayasofya'ya girdiği zaman önemli ölçüde harap bir halde. İşte çeşitli sebeplerden dolayı sorunlar söz konusu. Bizans iç kargaşalar yaşıyor. Dolayısıyla mesela Ortodokslarla Katolikler arasında bazı çatışmalar söz konusu. Hanedan kavgaları söz konusu. Böyle bir kaotik durum. Peki İstanbul alındıktan sonra, fethedildikten sonra, 2. Mehmet Fatih olduktan sonra ne tür gelişmeler yaşanıyor? Anıl, istersen sen buradan devam edebilirsin. Tabii hocam. Sizin de dediğiniz gibi İstanbul'a girildikten sonra büyük bir harap halde buluyor. Ve dediğiniz gibi işte Katolikler, Ortodokslar arasında bir husumetin, bir sıkıntının olduğu aşikar. Zaten bu daha sonra da Fatih ilerleyen dönemlerde bunları imtiyazlar da tanıyacaktır. Evet. İmar faaliyetlerine ilk başta değinmek gerekirse elimizdeki kaynaklar neticesinde 1 Haziran 1453'te Ayasofya'nın camiye çevrilme emrinin verildiğini biz biliyoruz. Fatih bundan sonraki hükümdarlık döneminde işte Fatih Camii ve Külliyesi, Zeyrek Camii, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı tabii Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştı ama ondan sonra tabii büyük bir onarım, büyük bir genişletme, tahkimat geliştiriliyor. Ondan sonra Zeyrek Camii olduğunu biliyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin, günümüz İstanbul Üniversitesi'nin yine temellerinin atıldığını biliyoruz. Yine keza Rumeli Hisarı'nın onun döneminde yapıldığı biliniyor ve en önemlisi de Topkapı Sarayı'nın orada Topkapı Sarayı'nın yapılması, Kapalı Çarşı'nın yapılması yine ticaret açısından. 5000 dükkanlık bir kapalı çarşı. Bu aslında Fatih'in vizyonerliğini de göstermesi tabii açısından son derece önemli. İstanbul'un o dönemdeki nüfusunun yaklaşık 50 bin olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla 50 bin nüfuslu bir şehirde siz yaklaşık 5000 adet dükkanlık bir iş merkezinin yaptırdığınız zaman sadece İstanbul halkına yönelik değil, aynı zamanda Doğu Batı, işte Karadeniz ticareti bir taraftan, Ege, Akdeniz ticareti, Venedik, Cenevizlilerin bu noktada ticaret yapmaları noktasında Fatih'in imkan tanıdığını, dolayısıyla ekonomik olarak da Fatih'in geniş bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Başka ne yapıyor Fatih? Bu imar faaliyetlerinden sonra en önemlisi de Fatih'in kanunnameleri. Evet. Yani kaynaklarda en önemlisi olan... O zaman yeni bir başlık. Fatih'in devlet adamlığı. Devlet adamlığı süreci. Evet. Yani kişiliği, kanunnameleri, adalete karşı yaklaşımı, işte reformcu ve
Rönesans akımından etkilenerek yurt dışında kurulan ilişkileriyle ilgili kısaca bahsetmek gerekirse, Fatih'in devlet adamlığında Fatih'in bir kere bilge kişiliği ortaya çıkıyor. Evet. Yani küçük yaştan sadece eğitim alması değil, doğuştan gelen bir zeka ile beraber, zeka evet. yeteneğiyle beraber iyi tabii alimlerden eğitim alması. Burada sadece dini eğitim almıyor aslında. Yani Molla Gürani ve Akşemseddin'den pozitif filmlerde var. Eğitim alıyor ama tabii tarih, geometri, astronomi evet. alanında çok ciddi eğitim almaktadır. Akşemseddin'den yine Molla Gürani'den eğitim almadı ki ilerleyen dönemde Molla Gürani zaten Şeyhülislam'da olacaktık. 4-5 tane yabancı dil bildiğini tabii, biliyoruz. Tabii 4-5 dil yabancı dil evet, biliyoruz. Evet, şimdi Sırca, Rumca. Sarayda yine İtalya'dan gelen hocalarla özellikle Ankonalı Kriyakodan tarafından İtalya'ya özgü yine tarih derslerinin verildiğini, Homeros'u, Herodot'u, Yunan tarihçilerin bu vesilesiyle okuduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla doğuştan gelen zeka ve iyi bir eğitim almasıyla beraber bilge kişiliği, zekası, reformculuğu, ileri görüşlülüğü, devlet yönetim mekanizmasının iyi tanımasını kişiliği olarak bahsetmek yeniden gerekir. Yapılandırıyor tabii devleti. Ki. Devlet halinden işte beylikler dönemi, devlet haline gelmesi ve imparatorluk haline gelmesi şeklinde biz Osmanlı Devleti'ni 3 evet. aşamada değerlendiririz. Fatih'in İstanbul'u aldıktan sonra tabii en önemli katkılarından bir tanesi coğrafyayı birleştirmesi. Yani Edirne ile Bursa'yı birleştirmesi. İstanbul'u işin içine katarak bir coğrafi birlik sağlaması. En önemli evet. fethin sonuçlarından bir tanesi bu. İkincisi mesela divan usulünü geliştiriyor Fatih. Fatih'e kadar divan usulü söz konusu değil. Divan usulünü geliştiriyor Fatih ve divanın kurallarını koyuyor. Mesela başka devlet bürokrasisini yeni baştan dizayn ediyor. İşte biraz önce bahsettiğim kanunnameler. Fatih kanunnameleri bizim klasik dönem olarak ifade ettiğimiz dönemin başlatıcısı ve yaklaşık duraklama dönemine kadar da en önemli kanun-ı kadim olarak ifade edilen hukuki, siyasi ve tarihi bir metinde işte bu kanun benim dedem ve atam kanunudur evet. şeklinde ifade edilen Cengiz'den itibaren bizim örfi hukuk ve şer'i hukuk dediğimiz sistemleri kendi bünyesinde birleştiren hem tarihsel bir metindir hem hukuki bir metindir. Evet. Bu usulü getiriyor. Tabii Fatih aynı zamanda bir jeopolitik ustası. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Karadeniz'le Akdeniz'in önemini çok iyi biliyor. Güney-Kuzey aksı, işte Akdeniz-Karadeniz ticaretinde Venedik ve Cenevizlere ayrıcalık tanınması Fatih'in en önemli niteliklerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Fatih, Hoşgörü'nün de o dönemdeki en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Mesela Hoşgörü ile ilgili ne söylemek istersiniz? Hoşgörü ile ilgili özellikle gayrimüslimler ya da Müslüman olmayan evet. o dönemde İstanbul'da yaşayanlara verilen imtiyazlara bakmak gerekiyor. Mesela Rum Patriği tabii. değil mi? Fener Patriği. Fener Patriği, Rum Patriği, Ermeni Patriklerine karşı. Tabii. Özellikle daha önceki de kendinden önceki padişahlar döneminde yaşanan sıkıntıları da Fatih çok iyi bildiğinden dolayı ve sadece Osmanlı tebaası içerisinden değil dışarıya açılma, dışarıdan ticaret yapabilme özgürlüğüyle beraber evet. gayrimüslimlere çok çeşitli haklar tanınıyor ki biz Osmanlı tarihine baktığımız zaman en çok imtiyazı yine Fatih Sultan Mehmet tarafından evet. gayrimüslim tabaya şey yaptığını görüyoruz. Burada onlara özgürce ibadet hakkının verildiğini görüyoruz. Evet. Özgürce kiliselerinde istedikleri dilde, istedikleri evet. şekilde ibadet etme. Yine kiliselerinde yani ibadet yerlerinde herhangi bir tamirata, tadilata ihtiyaç olduğunda bunu kendilerini devletin karşıladığını da biz yine evet. Bu dönemde görüyoruz. Bunun dışında onlara ticaret serbestliği, özgürce ibadet etme serbestliği, özgürce yine bir şekilde eğitim alabileceği, özgürce yine kendi hukuklarına faydalanabileceği ama isterlerse de kendi çözemedikleri sıkıntılarda yine Osmanlı'nın hukukundan yararlanabilme gibi çeşitli imtiyazların, çeşitli hoşgörünün de biz burada yapıldığını görmekteyiz açıkçası. Mesela Fener Patrikliği biliyorsunuz 2. Mahmut dönemine kadar Osmanlı Devleti açısından son derece önemli. İmparatorluğun Rum tebaasının ve Ortodoks tebaasının en önemli dini merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Yine Ermeni Patrikliğine vermiş olduğu imtiyazlarla milleti sadıka olarak adlandırılan Ermenilerle Osmanlı Devleti'nin ilişkilerini dizayn eden haklar yine Fatih'le beraber veriliyor. Sadece İstanbul'da değil, mesela Bosna ruhbanlarına
Fatih'in vermiş olduğu haklar özellikle Balkanlarda ve Avrupa'da o dönemin şartları içerisinde Osmanlı Devleti'nin nasıl bir barış ve hoşgörü adası olduğunu, bunu yaydığını, aynı zamanda insanlığa barış ve huzur getirdiğini göstermesi bakımından da önemli. Biz Fatih jeopolitiği diyoruz. Fatih'in belki de en önemli temel niteliklerinden bir tanesi, Fatih aynı zamanda bir jeopolitik dehası. Yani Karadeniz-Akdeniz bağlantısını kurduğu gibi Anadolu-Balkanlar bağlantısını da kuran en önemli Osmanlı padişahı, bunu net olarak ifade etmemizde yarar var. Fatih jeopolitiği dediğimiz zaman işte bir taraftan Fırat'ın batısı ve doğusu ayrımını yapan, Osmanlı Devleti'ni bir Avrupa devleti haline getirmeyi başaran, aynı zamanda Fatih'in hedefleri biliyorsunuz söz konusu. Fatih Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu jeopolitik konum içerisinde Batı'nın ve Doğu'nun imparatoru olma hedefini taşıyan bir devlet adamı. Mesela Fatih'in bu dönemde biliyorsunuz ömrünün sonuna doğru, belki biraz sonra ifade edeceğiz, bir Otranto seferini yaptırıyor Gedik Ahmet Paşa'ya. Ana amaç biliyorsunuz işte İtalya'yı alarak. O dönemde biliyorsunuz biz Bizans diyoruz ama pek Bizans demek aslında doğru değil. Terminoloji olarak doğru değil. Doğu Roma, Batı Roma var. Batı Roma zaten kendi içerisinde kavgalı, işte daha sonra 1880'lere kadar sürecek olan bir parçalanmışlık söz konusu. Fatih bu parçalanmışlıktan da yararlanarak Otranto seferi vasıtasıyla Batı Roma'yı da ele geçirmeyi hedefleyen bir vizyona sahip. İşte Vatikan'la bu konuda yazışmalarını biliyoruz. Papa'yla bu konuda yazışmalarını biliyoruz. Dolayısıyla Fatih aynı zamanda Pakt Otomana, yani Osmanlı barışını, Osmanlı paktını hedefleyen bir lider. Aynı zamanda Anadolu'da birliği sağlamaya yönelik hedefleri söz konusu. İşte Karamanoğlu Beyliği ile olan ilişkileri bunun en önemli uzantılarından bir tanesi. Fatih aynı zamanda bir kolonizatör, yani kolonizasyonu çok iyi bilen, nüfus hareketlerini, önemini kavrayan bir insan. Nitekim İstanbul alındıktan sonra biliyorsunuz İstanbul'un Türkleştirilmesi, Müslümanlaştırılması noktasında önemli gayretler sarf ediyor. İşte özellikle Karaman, Belgrad, Aksaray gibi belirli bölgelerden buraya biliyorsunuz şeyler getirtiyor, göçmenler getirtiyor, sanatkarlar getirtiyor. Yani İstanbul'un sadece nüfus yapısını değil, aynı zamanda yetişmiş insan gücünün sağlanması noktasında da büyük çabalar sarf ediyor. Sanatkarlar getiriyor. Dolayısıyla Fatih bütüncül bir yapıya sahip. Bu konuda Fatih'in kişiliği, şahsiyeti üzerinde söz almak ister misiniz? Buyurun. Ben çok kısaca şundan bahsetmem. Fatih'in jeopolitiği olarak söylediğiniz gibi, Fatih Sultan Mehmet'in hayatına bakıldığı zaman ne çok doğuya kayan ne çok da batıya kayan, ama batı fetihlerini bir tık daha önemseyen, çünkü batıda büyük bir ticari merkezi olduğunu, büyük bir nüfus canlılığının olduğunu da biliyor. Öbür türlü kıyaslayacak olursak yer ve mekan zaman farklılığı olarak, şimdi Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın daha çok doğu seferi vardır. Evet. Fatih burada en son biliyorsunuz Uzun Hasan'da 1473'te bir Otluk Beyli meydan muharebesi gerçekleştiriyor. Ondan sonra sizin de dediğiniz gibi Fırat'ın doğusu aslında bir sınır çiziliyor ve Fatih orada durması gerektiğini biliyor. Ve bundan sonraki seferlerini, fetihlerini doğuya değil de bir an önce artık Balkanlar üzerinden İstanbul'u fethedildiği için Avrupa'ya, İtalya, belki ömrü vefa etseydi İtalya'dan sonra daha da ileri gidileceği Belgrad olmak üzere, belki Venedik, Papalık, büyük bir en azından belki de Roma İmparatorluğu'nun kurma hayali i̇şte ikinci olabileceği Roma, yani ikinci Doğu'nun Roma'yı. Ve Batı'nın imparatoru. Doğu Roma biliyorsunuz İstanbul, Batı Roma, Roma. Merkezini almayı hedefleyen bir siyasi düşünceye sahip. Son olarak Hatice söylemek istediğim şey var mı? Hocam kısaca İstanbul'un fethinin 53 gün sürdüğünü söyleyebiliriz. Fatih'in hırslı yapısıyla İstanbul çok alınmaya çalışılmasa da Fatih hırslı yapısıyla İstanbul'u fethetmiştir. Osmanlı'nın sosyal ve kültürel yapısı içinde çok önemli ve yükseliş dönemine geçiren padişahtır diyebiliriz Fatih için.
Teşekkür ederim. Gülçin, senin var mı söylemek istediğin? Ben başta Belgrad konusuna değinmek istiyorum. İkinci Murat Belgrad'ı kaybettikten sonra ve üstüne oğlunu da kaybettikten sonra zaten tahta küsmüş bir lider olarak Fatih Sultan Mehmet'in çoğu kaynakta zaten yani hedeflerinde Belgrad'ın olduğu çok aşikardı. Belgrad'ı önemini kavramış bir lider. Ben bir de Fethin sonuçlarına kısaca değinmek istiyorum. Yani işte, çok kısa olursa çünkü çok zamanımız... Kuruluş dönemi kapandı, yükseliş dönemine geçildi. Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu ve Fatih ülke alan anlamına gelen Fatih unvanını almıştır. Ondan haricinde Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ açılmıştır. Benim de kısaca sözlerim bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Anıl? Ben çok kısa olarak da 1402'de yaşanan Fetret Devri 2. Murat zamanında toparlanmaya çalışsa da esas olarak o devletin üzerinde yıkıntının, harabe olan yıkıntının hem psikolojik olarak hem mimarov yıkıntısını kurtaran Fatih Sultan Mehmet'tir. Ben tekrar bu vesileyle İstanbul'un fethinin 571. yılını tekrardan buradan canlı gönülden kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, katkılarınızdan, katılımlarınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet bir çağı açan, bir çağı kapatan bir lider, bir entelektüel, bir devlet adamı, imparatorluğun kurucusu, aynı zamanda kanunnameler olarak ifade edilen Fatih kanunnamelerinin de en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Değerli Tarih Alem programı izleyicileri, bugün Fethin 571. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'un fethi ve Fatih'i anlatmaya çalıştık. Bir başka programda görüşmek umuduyla hoşça kalın diyorum.